Son Manu'nun Atlantis'ten bu devreye intikal ettirdiği çevresindeki o bir avuç insan, bir avuç inisiye ve bilge ilk defa oraya getiriyor zaten. Oraya getiriyor, orada bir eğitimden geçiriyor, orada bir veda konuşması yapıyor. Elimde var o veda konuşması, benim bir şekilde elde ettim. O veda konuşmasını okurum size. Artık diyor ben gideceğim diyor. Artık diyor ilahlar diyor sizin çocuklarınız olarak doğacaklar diyor. Böyle gelmeyecekler diyor falan filan. Ve bu beyaz ırk vazifeli bir ırk oluyor bu devre için. Daha sonra kuzeyde bir kampa gidiyorlar, kuzey taraflarında. O isim verilmiyor, tam nokta şurasıdır burasıdır denmiyor. Orada birkaç nesil boyunca bir şeyden geçiyorlar. Ve artık liderleri kendileri oluyor kendi aralarından. Ve ondan sonra bunlara start verildiği zaman dünyayı istilaya başlıyorlar. Ama o istila bizim anladığımız takdirde böyle bir despotik zor değil. Dünyanın her tarafına kültürü, bilgeliği götürüyorlar ve her tarafın da ilk kralları onlar oluyor. Bakın eski Mısır'ın ilk krallarına gidin, beyaz renktedir. Bugünkü Mısırlarla hiç alakası yoktur, Freslerde var. İlk krallar beyaz tenlidir. Onlar Anadolu, İran ne tarafa gitmişlerse oraya uygarlık götürüyorlar, bilgelik götürüyorlar ve oraların da ilk kralları oluyorlar. O yüzden hep böyle bakın dünyanın efsanelerinde hep ilk krallar bir bilgedir, bir kurucudur, bilmem nedir. Sonradan o bir bozulma yaşanır. İlk krallar derler ki çok uzun yaşıyordu, şu kadar yaşıyordu, bu kadar yaşıyordu. İşte onu o getirdi. Bir demirci vardı, birçok uygarlıkta hep bir demiri öğretir, metal nasıl işlenir onu öğretir, şunu öğretir, bunu öğretir. Bunlar hep o ilk krallardır. Neyse şimdi konuya geri dönelim. Bu savaşlardan bahsediyorduk. Yani bu şekilde o orta tabakayı, tarafsız tabakayı ele geçirdiler. Kral da onlardan taraf olmaya başladı. Yani yönetici o anda ilk başta tarafsız olan. Şimdi aslına bakarsanız, şimdi bunların aslında iki tür Atlantislerden bahsediyorum şu anda. Çünkü Atlantis hakkında daha fazla kaynak var elimizde. Mu'dan fazla yok. Mu'da İlahi Nizam ve Kainat kitabında çok güzel bilgiler var ama bu teknoloji olayına girilmiyor. Bu teknoloji olayına bu diğer kaynaklarda daha çok giriliyor. Öyle bir takım taşıtlar var ki uzaktan enerjiyle gidebiliyorlar. Yani nasıl söyleyeyim acaba bugünkü neye benzer yani? Yani uzaktan kumanda sistemi gibi bir şekilde taşıtlar öyle sürülüyor. Yani taşıtı öyle al da petrol koy falan filan diye bir şey yok. Bir de kristal enerji merkezleri var. Hatta yapımlar Edgar Cayce çiziyor. Bu kristallerin nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi yere çukur kazıyorlar. Geniş bir çukur yerkürede. Üzerine hareket eden bir kubbe var. Kubbe açılıyor. Güneşten ve yıldızlardan enerji alabiliyor. Ve bunların içinde bir takım kristaller var. Böyle bazıları silindir şeklinde, bazıları farklı şekilde. Bunları eskiden sadece bilgeler, inisiyeler koruyordu, yapıyordu falan. Ama bunlar şeyin eline, öteki tarafın eline geçtiği an zaten iş orada kopuyor. Mesela eskiden oralarda rejenerasyon yaşıyordu. Yani oraya bir insan girdiği zaman hücreleri yenileniyordu. Ama kalkıp da bunu siz işkence amacıyla kullandığınız zaman iş değişiyor. Veya hayvanları oraya getirdiğiniz zaman hayvanların hücrelerinde rejenerasyon değil, dejenerasyon yaşanıyor tam tersine. Yani insanların hücrelerinde yenilenme o merkezlerde yaşanırken hayvan getirdiğin zaman öyle bir olay olmuyor. Bu taraf da onların eline geçti. Şimdi ne demiştik? Bu ilah krallık ya da şöyle ak majiyi temsil eden bu birin yasası çocuklarında İşte duru görü var, şifacılık var, kehanet var. Bunlar ilhamla besleniyor. Yani tebliğ alıyorlar sürekli bu şekilde. Öteki tarafta dedik, kara majisyen krallar halkı boğa, kara boğa kanıyla Rudolf Steiner'e vaftiz ediyorlardı. İşte onlardan biri Adolf Hitler'dir. Bazı iddialara göre ben böyle demiyorum %100 ama yani Adolf Hitler'in de bu yönde çok beyanatı var. Bizzat kendisinin hatta son şeyinde görüldüğünde demiştir ki bu sefer yapamadık ama gene geleceğiz demiştir. Gene geleceğim demiştir. Yani artık o ne zamandır bu devrede midir başka devrede onu bilemem ama onlar kolay kolay bu devreyi bitiremeyecek varlıklar. Ha yani onlara vazifeli kelimesini yakıştırmamak lazım. Ha karamaşılık yapıyorlar belki şerri ama yani o şekilde vazife kelimesini kullanmamak lazım. Bu arada Adolf Hitler
geçmiş Atlantis hakkında bayağı bilgisi olan bir insan. Bakın Agartha, Shambhala içinde bir takım adamlar göndermiştir kapısını bulun bana diye. Atlantis ve Hiperbore kıtalarını araştırmıştır. Böyle zaten svastika sembolünü Naziler Tibet'te almıştır arkadaşlar. Bu aslında Tibet'te mevcut bir semboldür. Karl Haushofer denilen bir Alman var. Bu Hitler'in sağ kollarından biri. Bunu Tibet'e gönderiyor. Zaten Tibetli rahipleri de o getiriyor. O svastikayı da o getiriyor. Ondan sonra svastika amblem oluyor. Ve o dönemde şey falan yok. Yani Almanya'da Hristiyanlık falan bunlar bırakmamış. Bunlar eski böyle nasıl söyleyeyim, o çok ilahlı dönemdeki ilahlara böyle tapınan halde. Zaten Hitler'in bir tarikatı var. Ture tarikatı. Bu işte Atlantis'te olan bu yaratıklar vardı ya, otomatlar. İşte Adolf Hitler'in esas ırk, bizim ırkımız şeyi, o eski robot gibi kullandıkları insan hayvan arası otomatlardan kaynaklanıyor. Kendi ırkını diğer ırklardan üstün görme. Yani zaten yeryüzündeki bugün robot yapma eğilimi de belki de bazı söylentilere göre o eski Atlantis döneminde kullandıkları o otomatlardan kaynaklanıyor. Otomatlar bugün yok ya. Onlar da işte ya diğer insanları kullanacaksın ya da işte robotlar yapacaksın. İlla böyle bir kullanma, tasarruf etme şeylerinden kaynaklanıyor. Ve denildiğine göre bu kara majisyen krallar, ak majisyen değil, kara majisyen krallar dünyanın iç kısmındaki yani mağma tabakasındaki yıkıcı güçlerin de tesirlerini kullanmaya başladılar. Yani yıldızlardan gelen, güneşten, oradan buradan gelen kozmik ışınlar yetmiyor, bir de yeryüzündeki mağma tabakasının güçlerini kullanmaya başladılar. Hız, şehvet, para, pul, eğlenceli yaşamayı tercih edenler o dönemde kazandı. Ve bu karanlık güçlerin saldırıları artınca bu, kısaca söylüyorum, ak güçler ya da işte ne bileyim birin yasası oğulları, birin yasası çocukları kuzeye doğru göç ettiler. Şimdi başlarında bir Manu var demiştim. Yani Manu adı Hindistan'a öyle geliyor zaten. Manu. Manu'nun yasaları diyebilirler. Yani Manu göç ettikten sonra işte gelen bir takım kurallar daha sonra Manu'nun yasaları olarak yani o işte Tibet insanı almaya başladı. Şimdi bizim bu devremiz, içinde bulunduğumuz devremiz, 70 bin yıl önce başlayan devremiz, bu dördüncü tufan, Nuh tufanı, yani kutsal kitaplarda Nuh tufanı adı verilen bu tufandan sonra başladı. Yani dördüncü tufan Nuh ve Atlantis'in batış tufanı. Devremizin bir ezoterik kaynağa göre, ben söylemeyeyim, aktarıyorum. Diyor ki bu devremizin savaşlarında, özellikle İkinci Dünya Savaşları'nda başı çekenlerin çoğu diyor Atlantis'tir diyor. Yani bir tane örnek Adolf Hitler diyor ama tek Adolf Hitler o değil. Yani başı çeken savaşlardakilerin birçoğu Atlantis. Bakın arkadaşlar, bugün Atlantis'lerini nasıl yani tanıyabiliriz, ben size kriter veremem ama genellikle anlayış şudur. Bu okulu bitirememiş, bak akıllı, ne bileyim yani mantıklı, zeki, kurnaz, zeki demeyeyim, kurnaz diyelim. Ama erdemlere sahip olmayan tipleri göz önüne getirin. Bunlar kim olabilir? Yani bulabilirsiniz, çok kolay bulabilirsiniz. Bakın, yöneticilik kabiliyeti var, şu kabiliyeti var, bu kabiliyeti. Yani tekamülde, tekamül çok yönde gider. Ama sen daha bu okulu bitirecek şeyde değilsen, erdemlikte, bilgelikte, kafan başka şeylere çalışıyorsa senin habire hep, anlayabilir. İşte Atlantisler, okulu bitiremeyen haylaz talebeler vardır ya, orada kaşarlanırlar, hani nasıl aynı sınıfta, aynı okulda ama bir türlü bitiremezler. Ama yeni gelenlere karşı da bir üstünlükleri yok değildir, vardır. Çünkü yeni gelenler acemi, kötülük düşünemiyor, onlar her türlü hınzırlığı biliyor. Ne oluyor bu sefer yukarıda? Bir takım şeyler de onları başa getiriyor. Yani onları başa getirmesi, onların böyle aman çok hayra yönelik vazifeli olmasından dolayı değil. Kullanılıyorlar yani. Çünkü bir yeri yönetebilme kabiliyeti herkeste yoktur. Adam iyidir, işte güzeldir, şudur, halim selim adamdır ama getirin bir şirketin başına, bir ne bileyim bir ülkenin başına, yönetemez yani. İşte o yüzden tek tek isim saymaya gerek yok. Bu türlü insanları çevrenizde, tarihte, çevrenizde derken tarihte, bu dünya tarihinde araştırın, bakın hırslarına yenik düşmüştür. Halkına zulmetmiştir falandır filandır. Şimdi başka ne diyorduk? Kuzeye göç etti dedik.
Onu da söyledik. Eksen değiştiği, fakat eksenin değişeceğini bilginler biliyordu. O dönemdeki bilginler o eksenin değişeceğini, yani bu Atlantis buradaki devresindeki, nasıl bugün ufak ufak bazı insanlar bilmeye başladı ya, eksen değişecek lafları çıktı ya, İlahi Nizam Mekanı kitabında zaten 1959'da söylenmişti. Bu arada göğüsler kuzeye oluyor. Atlantis'ten bahsediyorum. Ama aynı zamanda bu tufan Muğ'da da oluyor. Evet, buradan da bahsetmiştik. Şimdi gelelim şeye. Yo, Atlantis'teki o dönemi biraz daha açalım. Son zamanlarda Atlantis'in 3 tane grup oluşmuştu. Bir, o tanrı elçileri dedikleri onların. Yani bir takım merkezlerle irtibatta olan, artık o merkezler kozmik midir, spiritüel midir, o konuda bir şey söyleyemem. Fakat esas şeyi sağlayan, irtibat sağlayan onlar. Ve ikinci bir grup, bu idraki kapasitesini geliştirebilmiş bir azınlık, bir topluluk var. İnisiyeler diyebiliriz ona. Yani Mannon çevresindekiler diyebiliriz. Evet. Bir de bu idraki kapasitesi olmayan, majik güçleri kullanan bir çoğunluk var. Şimdi üçüncü grup ağır ağır tükeniş seviyesine gidiyor, tükeniş durumuna doğru gidiyordu. O son Manu dedikleri, yani o baş tanrı elçisi dedikleri, yeni bir insanlık, yeni bir devrenin başlayacağı bilgisini alınca yeni bir insanlık oluşturması amacıyla ikinci gruptan seçtiği en yeteneklerle bugün Himalayalara, Orta Asya'ya denk gelen bir kara parçasına göç etti. Yani insanlığın kendisini yöneten bedensizlere, mekanizmayı ve yasaları artık tanımaları, bilmeleri, idrak ederek gelişmeleri gerekiyordu. Yani yeni bir devre başlayacak. Yeni devrenin belli bir planı var, programı var. Ona göre de bir takım şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani artık insanlar öyle itaat, körü körüne inanış ve hissetmenin yerine idrak, iradenin yer alması gerekiyor. Bu arada Manu'ya destek olan başka bir takım çevresinde yetişmiş varlıklar da var olduğu belirtiliyor. Başka ne diyebiliriz bu konuda? Evet. Evet, peki niçin Ari ırk seçildi? Şimdi Atlantis'te üç ırktan bahsetmiştim ben. Fakat bu beyaz ırktaki insanlar daha çok Manu'nun çevresinde toplanmaya başladı. Nedense belki, yani ırkla ilgili olmayabilir de olabilir de, fakat beyaz ırk, o Ari ırk, Aryan ırkı toplanmaya başladıktan sonra olay tabii değişmeye başlıyor. Ve Atlantis'te beyaz ırk böylece diğerlerinden daha farklı bir şekilde iyiliğin ve belki de bir sonraki devrenin vazifeleri bu ırktan çıkacaktı. Toplanıyorlar. Yani bir bakıma seçilmiş vazifeliler gibi oluyorlar. Şimdi devremizdeki tüm tradisyonel öğretilerin kaynağı bu topluluktur. Yani Oman'ın etrafındaki az sayıdaki insan topluluğu. Bu küçük topluluk yeterince güçleninceye kadar Manu onların yanında kaldı demiştim. Tarihte pek söz edilmeyen efsanelerdeki, işte mitolojilerdeki ilk rahip krallar, ilk kurucular bu grubun bireyleri veyahut onların ekolünden gelenlerdir. Yani genellikle o bölgeye gidiyorlar. Ha, aralarında o bölgenin yerleriyle ufak tek tük savaşlar da olabilir. Fakat onlar istila etmek, o toprakları ele geçirmek için değil, kendilerine o şekilde bir vazife verilmiş. Gideceksiniz dünya üzerine, bildiklerinizi, öğrendiklerinizi, kültürünüzü, bilginizi yayacaksınız ve orada işte onları, işte ilkel o toplumları belli bir seviyeye getireceksiniz diye bir görev start veriliyor. Artık o tanrı elçileri dedikleri, ilk o baştakiler çekilince, dünyadan ellerini çekilince, önderliği artık bu inisiyeler yapmaya başladılar. Bu inisiyeler ele aldı. Bu inisiyeler Atlantis'in Ari ırkından, Aryan ırkından seçilmişler. Peki bunlar nasıldır tipi derseniz, şöyle tanımlanıyor. Uzun boylu, beyaz tenli, yeşil veya mavi gözlü, sarışın veya kumral saçlı, vücutları muntazam, kadını da erkeği muntazam gelişmiş bir ırk. Zamanla bazılarının ten rengi koyulaştıysa da gözleri aynı kaldı. Mısır duvarlarında yeşil gözlü, sarı saçlı, beyaz tenli arilerin resimleri vardır. Mısır'ı inisiye edenler işte bu arilerdir. Yani Atlantis kökenli göçmen ariler. Tabii Atlantis kökenli göçmen derken Atlantis
Batmadan Mısır vardı değil, şey Atlantis zamanında Mısır vardı değil. Atlantis'ten göç eden bu ırkın torunlarının torunları daha sonra Afrika ortaya çıkınca, yani o kıta suların dibine ortaya çıkınca Mısır'a da geliyorlar. Bir kısmı İran'a geçiyor, bir kısmı oraya, bir kısmı yani dünyaya kuzeyden dağılıyorlar. Belli bir zamanda, o belli zamanda Tibet, Himalaya bölgesinde yaşayan bir takım bilgiler start işaretini veriyor. Tamam, artık yola çıkabilirsiniz diye bir start aldıkları zaman dünyanın dört bir tarafına dağılıyor. Ha, bunlar işte bir ülkenin topraklarına gittiklerinde, zaten orada ülkede zaten ilkeller yaşıyor, daha gelişmemiş insanlar o kadar. Bronz'dan böyle işte kılıç yay falanla karşı çıkmaya çalıştıklarsa da hem onları ezip geçiyorlar da asıl niyetleri savaşmak değil, bilgeliği, kültürü yaymak, kendi verilen görevi yerine getirmek asıl amaçları. Şimdi gelelim göçlere. Evet, yani Atlantis'ten, Mu'dan tamam göçler ama ne demiştik? Atlantis, Mu varken artık o bilgi değişti. Eskiden öyle zannediyorduk. Zannediyorduk eskiden. Atlantis, Mu varken Afrika, Asya, Amerika hepsi vardı. İşte bir kısmı oraya göç etti, bir kısmı Mısır'a göç etti. Ay, o bilgi değişti. O eski bilgiydi. Yeni bilgilere göre öyle değilmiş iş. Bu kıtalar varken diğer kıtalar yokmuş. Peki ondan daha önceki devreler nasıldı derseniz, onu işte bir dahaki derste yarın biraz bahsedeceğim. Yani devreye göre değişiyor. Mesela Edgar Cayce bir anlatımında öyle biliyor ki, o zaman diyor işte eski bir devrede, yani bundan önceki Muatnat devresi değil, daha eski bir devrede Nil Irmağı gene vardı diyor. Afrika gene vardı ama Afrika değildi. Nil diyor, kuzeye doğru değil batıya doğru akıyordu diyor. Mesela dünyanın coğrafyasını düşünebiliyor musun? Ne kadar değişmiş. Yani bu da normal. Yani kıtalar kalıp gibi değil ki hep Afrika Amerika olarak çıksın yukarı. Yukarı çıkarken bir kısmı kara parçaları birleşiyor. Batarken tekrar belki dağılıyor. Şu oluyor bu oluyor ama daima üzerinde yaşadığımız topraklar bundan kaç yüz bin önce kim bilir kaç uygarlığa şey yaptı. Vatanlık görevini yaptı. Yuva görevini yaptı. Yani dünyanın her yerinde bugün bir takım kafa tasları bulunuyor. Bir takım eski uygarlıklara şeyler bulunuyor. Şunlar bulunuyor. Bunlar bulunuyor. Peki bu arada başka kanıtları da bulundu, onlardan da bahsedeyim biraz ben bunun Atlantis'in şeyinden ve Atlantis Mu'yla hiç alakası olmayan bilimcilerle yapılan keşifler var bilimcilerce. Mesela Avrupa'da, İngiltere'de çıktı, işte The Guardian gazetesinde, bazı gazetelerde, birçok gazetelerde çıktı zamanında, ben hep o küpürleri kesip saklamıştım. Şimdi genetikçiler, bilimciler Atlantis Mu'yla hiçbir alakası olmayan kendi alanlarında bir araştırıyorlar, araştırıyorlar. 70 bin yıl önce dünya insanlığın genetik olarak büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını ve nüfuslarının, düşünebiliyor musun? Bugün dünya nüfusu 7 milyara geçti. O nüfusun 2-3 bine indiğini saptıyorlar. Fakat o felaketin ne olduğunu bunlar da bilmiyor. Fakat genetik yolla bakıyorlar. İne bundan 70 bin yıl önce dünyada, bütün dünyada arkadaşlar, tek bilgide bütün dünyada toplam dünya nüfusu 2-3 bineymiş. İsteyen varsa daha sonra ben o şeyi gösteririm, o haberleri. Yani birkaç gazetede çıktı, tek gazetede değil. Bu yani kesin bir kanıt. Yani bu bilim ya, genetik yolla iniyorlar. Bunun yani şeyi yok, efsanesi falan filan yok. Bu açık. Ve nasıl bir felaket olduğunu onlar tanıyor. Şimdi ben merak ettim. Ya dedim ki 2-3 bin kişiye inen bu nüfus. Acaba dedim. Şimdi bir şey, çok güzel bir şey hazırlamışlar. Şeyi çekiyorsunuz, mouse'u oynatıyorsunuz. Herhangi bir zamana gidin, dünyanın nüfusunun ne kadar olduğunu size söylüyor. Ya dedim acaba 35 bin yıl önce. Yani devre 70 bin yıllık ya diye tahmin ediyorum. Bu son devrede öyle olduğunu farz ediyorum. Peki diyorum acaba 35 bin yıl önce dünya nüfusu ne kadardı? Tahmininiz olabilir. Herkes kafasından bir şey tahmin edebilir. Bir de baktım 1 milyonmuş. Bütün dünyanın nüfusu 35 yıl önce 1 milyonmuş. Her neyse. Şimdi şeye gelin, başka bir kanıt. Jeologlardan bazıları. Şimdi o teorinin adını unuttum. İşte ne teorisi diyorlar. Bir taş fırlamış. Öyle bir şiddette fırlamış ki o taş başka bir kara parçasına ya da kıtaya, her neyse. Diyorlar ki yaklaşık 70 bin önce dünyada çok büyük bir patlama oldu diyorlar. Onların teorileri de o. Yani jeoloji de bu arada böyle bir yaklaşım var. Astronomilerde gene 70 bin önce diyorlar ki bazı astronomlar, dünyanın güneş sisteminin yakından bir gezegen geçti. Ama dünyaya bir etkisi oldu mu olmadı mı onlar bilmiyor. Sadece 70 bin önce bir gezegenin geçtiğini söylüyorlar. Yani birçok şeyler ama genetik yolla olan kanıt
Çok enteresan, çok Moon'un varlığını yani dünyanın bir işte felaket yaşadığını gösteren çok açık bir kanıtı. Şimdi ne demiştik? Göç. Bu göçün nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Fakat işte Abydos Tapınağı'ndaki o şekilleri çok enteresan şekiller var. Bakarsanız resmen bir takım şimdi 4-5 tane şekil var orada. Abydos Tapınağı o tarihi birkaç bin yıllık bir tapınak o Mısır'da. Halen duruyor orada. Kabartmaları aynen duruyor. Hiç yani şey ya, internetten bulabilirsiniz. Abydos diye yazarsın. Denizaltısı var. Helikoptere benzeyen araç var. Bir de bir tek bilmediğimiz araçlar var. Bunlardan bir tanesinde ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde zamanında arkeolojide okurken, öğrenciyken arkeolojide atmışlar depoya bir füze heykeli. Düşünebiliyor musunuz? Anadolu'da Urartu kazılarında çıkıyor. Adamlar bu sahtedir diye atmışlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin paçavra kısmına, depo. Ben gazete kupüründen gittim. Ben o zaman arkeolojide okuyordum. Dolayısıyla giriş çıkış ücretsizdi böyle. İşte. Ya dedim bizim bir yayın evimiz vardı işte. Beni de başkanımız görevlendirdi. Alp Aslan dedi sen madem işte arkeolojisin ya şu iş doğru mu gerçek mi nedir böyle bir haber çıktı bir bak bakalım. Müdüre çıktım müdür böyle bir şey yok bizde diyor. Ya bir gittim iki gittim üç gittim ben de yapıştım bırakmıyorum illa bulacağım. Derken ben bir gün gene müdüre derken orada çaycı dedi ki aa ben dedi bunu gördüm abi dedi. Yapma nerede gördün? Dur ben şimdi sana getireyim dedi. İki dakika sonra adam geldi. Pat elinde o heykel. Füze heykeli. Arkadaşlar öyle bir füze ki. Yani şeyde görürsünüz. Ben de neyse başka bir zaman gösteririm. Belki yarın bulursam. İnternetten de bulabilirsiniz. Resmen arkasında böyle Apollo gibi böyle şeyleri var. O gazın atılma şeyleri bir astronot oturmuş ama astronotun kafası kopuk ve üzerinde bir kozmonot elbisesi var böyle hani hava yastıklı gibi boyu 23 santim heykeli ondan sonra öyle deyince bu sefer müdür dedi ki bana sen dedi şimdi bunu dedi ben size veremem incelemek için dedi bakanlıktan yazı getirecek o da haklı kendi açısından sansasyonel bir şeyde kalmak istemiyor görevinden olur falan filan diye bir gittik o zamanki bakanlığa yazdık. Biz de yayın eviyiz falan filan. Verdi bakanlık izni. Gittik aldık heykeli inceledik. Videosunu çektik. O dönemlerde tabii ki bugün gibi gelişmiş videolar yoktu böyle basit bir kamerayla falan. Resmini yaptık kara kalemle. Bir ressam arkadaşımız vardı ve kitaplarımıza yayınladık. Türkiye Gizemleri adlı kitapta bu yayınlanmıştır. O zaman Haluk Egemen Sarıkaya vardı işte başımızda falan diyor. Yani böyle bir olayı ben orada çıkarttım. Yani bunun gibi şeyler var daha. Bir sürü kanıt var. Sayısız kanıt var. Eski zamanlarda yeryüzünde ileri uygarlıkların bugünkü teknolojiye gelip çok daha ileri uygarlıktan olduğuna dair. Bu basit bir şey. Şimdi dönelim. Bu arada Zekeriya Sitchin benden sonra bu heykelin varlığını duydu ve bir kitabını da yayımladı. Zekeriya Sitchin meşhur tanırsınız ya. O zaman... Bana da yazmıştı böyle bir şey var mı diye. Ben o zaman fazla sağa sola girmek istemiyordum. Şey yaptım cevap vermedim. Ama daha sonra arkeoloji müzesine gelmiş. Baktım benden sakladıkları eseri ona böyle kadifeler içinde böyle bir tefside sunmuşlar. Adam meşhur olduğu için. Peki. Şimdi. Evet Manu'nun konuşmasına gelelim. Manu şu konuşması yapıyor veda ettiği zaman. Ben bunu da Ergün Arıkdal'ın bize aktardığı bir kaynakta var. Bu başka hiçbir kaynakta yok bu konuşmayı. Bulamazsınız. Yani İngilizce, Fransızca da bulamazsınız. Onu da söyleyeyim. Çok enteresan. Şöyle diyor. Ha, bir dakika. Önce şunu söyleyeyim. Göç önce dedim ki Orta Asya'ya veya Himalaya'ya denk gelen Tekiavle'de topraklar yapılıyor. Daha sonra kuzey bölgelerine yapılıyor. Orada bir kamp yeri var. Kuzey kampı diyelim ona yuvarlak bir isimle ve istilanın nereye, nasıl ve ne zaman yapılacağı bir planlanması, yetiştirilmesi ve lojistik yeri var. Neyse Manu ayrılıyor o göç ettirdiği o şeye. Hatta bazı kaynaklarda iki kişi olarak geçer ama Manu adı hep geçer yani o son Manu. Atalarınız bulutlarla kaplı bir ülkede yaşadı. Hani Atlantis ilk zamanda bulutlarla kaplı demiştim ya. Tanrılarla irtibattaydılar. Artık tanrılar nadiren gözükecekler diyor. Sonra bir gökkuşağı var o sırada. Gökkuşağını gösteriyor parmağıyla. İşte siz insanları onların bağlılık nişanı.
O kuşak kuşağı gösteriyor. İşte o tanrıların inişi içindir diyor. Yasalara göre yaşayınız. Bakın Manu'nun yasaları diye geçer ya Hint'te hep. Tanrılar size tekrar geleceklerdir. Tabi orada tanrılar dediği artık neyi kastediyorsa yani. İlahlar anlamında. Çocuklarınız olarak bedenlenerek gelecekler artık. Yani o eskisi gibi kendi bedenleriyle veya görünür halde değil. Artık sizin çocuklarınız olarak yani doğum yoluyla geleceklerdir anlamında söylüyor. Ey erkekler kuvvetli olunuz. Yenilmez savaşçılar doğurunuz. Çünkü bunlar dünyayı istila edecek ya. Ey kadınlar sizde temiz kalınız. Gelecek neslin kahramanlarına gebe kalacak olan sizlersiniz. Diyor ve ardından bir takım öğütlerde daha bulunuyor. Kehanetlerde bulunuyor ve devam ediyor. Bu sefer güneşi gösteriyor. İşte Ulu Tanrı'nın imajı. Ona doğru yürümek gerek. Topraklar fethedecek sizlersiniz. Topraklar fethedeceksiniz pardon. Böylece güneş Aryan ırkının, beyaz ırkın sembolü oluyor. Hala var birçok kavimlerde, eskiden beri birçok uygarlıklarda güneşe özel bir önem verilmiştir. Yani özel önem verilmesinin başka sebepleri de var tabii. Yani son aldığımız bilgilere göre de dünyayı yöneten, görünmeyen sek ve idare edenler aslında güneşteler. Yani güneşin önemli olmasının asıl nedeni, birinci faktör budur. Ama şimdi şu da var, güneş eğer, güneşler, şimdi astronomi az çok bilginiz varsa yıldız yıldız dedikleri, güneşte bir de gezegenler vardır. Şimdi güneşler eğer dünyamızın bulunduğu güneş sisteminin bir canlı kabul edersek, dünyada bir organı ve yöneticiler güneşte ise, o zaman diğer güneşlerde de bir takım yüksek varlıkların olduğu bilgisi ortaya çıkıyor. Buradan da şu bilgiye varabiliriz. Sirius sistemi de bir güneşler. Sirius sistemi üçlü bir sistemdir arkadaşlar ve üç güneşi vardır. Ben Sirius konusunu incelemiştim. Hatta bir kitap Türkçe'ye çevirdim. Sirius hakkında bir kitabım vardır. Bu üç sistemden Sirius B en önemli olandır. Sirius C, Sirius tabii üç güneş dedim. Sirius C aracılıktır. Emirleri Sirius B'den Sirius A'ya aktarır. Bir de kadınlar gezegeni vardır bu sistemde. Adı öyle. Yani niçin kadınlar bilmiyorum. Bunun özel bir önemi var. Dogonlar öyle der. Dogonlar da enteresan bir halktır. Ben zaten kitabı Dogonların kozmogonisi adı altında çevirmiştim. Dogonların kozmogonisinden yararlanmıştım. Neyse. Bu arada Dogonlar arkadaşlar şeyi bilmiştir. Astronominin bilmediği bazı şeyleri, Sirius B mesela astronomi henüz gözlemleyemiyordu o zamanlar. Dogonlar Sirius B adı astronomların sonradan verdiği, Sirius A'nın bir karanlıkta kalan, çünkü ışık yayamadığı için çok karanlıkta kalan bir güneştir o, olduğunu Dogonlar biliyordu. Başka şeyler de, hatta Dogonlar'da bir tane de üçüncü güneşi var Sirius C, ki bugün tam olarak kanıtlanabilmiş değil ama astronomlar yeni yeni şüphelenmeye başladı. Çünkü matematiksel çekim var, kütle çekim etkisiyle. O işte onun gezegeni var diye söylüyor. Hatta Robert Temple çok ileri gitmiş. Yunusların o gezegenden getirildiğini ileri sürüyor. Şimdi dönersek Himalayalara, göçlere. Saatimiz kaç? 11. İyi. Olmazsa ben şey yaparım, bir yarım saat kala sorularınız olursa diye sorularınıza da zaman ayırabilirim bu arada. Şimdi Mısır, eski Yunan, Grek ve dünyanın pek çok yerinde bilgi bu devrenin, o istilanın başlayacağı zamanlarında yozlaşmış ya da ilkel vaziyetteydi. Ari ırkı, şimdi tekrar alayım, baştan alayım. Şimdi bir göç yapıldı mı? Yapıldı. Bu Manu'nun önderliğinde o bir takım inişe bilgilerle. Nasıl yaptığını bilmiyoruz. Fakat ben varsayıyorum ki bir uzay aracı bir süre uzayda gökte kaldılar. Dünyanın durulmasını beklediler. Geldiler. Nereye giriş yaptılar? Himalaylar diyemeyeceğim, daha Himalaylar henüz çıkmış olmayabilir. Fakat Himalaylara denk gelen yerdeki kara parçasına iniş yaptılar. Hatta o kara parçası neyse. Şimdi bu kara parçasına iniş yaptılar. O zaman ellerinde kendilerine göre bir takım götürebildikleri. Tabii çünkü bir uzay aracına sınırlı şey de koyabiliriz. Her şeyi koyamazsınız. Götürebildiği bir takım aletlerle bunlar indi, bilgilerini aktardılar zaman içinde falan filan ve orada yetiştirdiler. Peki niye orada yetiştirdiler önce? Çünkü orada arkadaşlar uzun zamandan beri, eskiden beri bir takım işte bilgiler, arşivler, bilgiler, orası bir merkez yani. Orası bir merkez. O dolayısıyla
o merkez bir faktör o. Orada yetiştirilme, ilk yetiştirme ama daha sonra kuzeye gidecekler. İkinci faktör de şu. Şimdi kuzeye gidecekler ya, kuzey soğuk. Soğuğa alışmaları lazım biraz. Himalayaların oralarında zaten yani soğuk bölge. Yani iki faktörden dolayı yetiştirilme, ilk yetiştirmeni orası seçildi. Ondan sonra onlar kuzeye yollandı ve dedi ki artık liderleriniz kendiniz olacaksınız. Yani biz gelmiyoruz artık. Artık kendi kendinizi götüreceksiniz. Fakat onlara program verildi. Yani o 2-3 kuşak devam edecek olan Ari ırklesinin o küçük grup, yani insanlığın bilgeliğini yayacak olan çekirdek kadro diyeyim ben size, nasıl söyleyeyim, çekirdek kadroya dendi. Bizden size talimat geldiğinde, aradan 200 yıl geçer, 300 yıl geçer sorun değil, o zaman dünyaya her tarafa ineceksiniz. Şimdi Ari ırkı işaret gelince kuzeyden yavaş yavaş güney ülkelerine, yani güneye doğru inmeye başladı. Büyük program oluşturulması, bu büyük program oluşturulması için düşünülme yeri olarak Himalayalar seçilmişti. O zaman Himalayalar çıkmış artık. Artık işlerindeki rehberler kendilerindendi. Liderleri Ari ırktan liderlerdi. Programları öyle 100-200 yıllık değil, uzun bir program. Eğitilmiş, öğretilmiş, ne yapacağını, görevlerini bilenler, nasıl uygulanacağını bilenler işin başına geçtiler. Eğitimin Himalayalarda yapılması, seçilme nedenlerini tekrar söyleyeyim. Yani kuzeyin bir kere sert, soğuk, yağmurlu iklimine bir hazırlanış var. İki, Moğol uygarlığının büyük bilgileri merkez olarak Himalayalarda, Himalayalar bölgesinde mevcuttur. Yani orada bir takım kütüphaneler, zaten bakın bu James Churchward nerede edindi Moğol konusunda ilk kez, ilk bilgiyi aldı? Tibet'te. Tibet nedir? Himalayaların kenarı hemen yani. Tibet biliyorsunuz yani. Ve bir bilgiye göre de Himalayalar o bilgiler Uygurlar vasıtasıyla, yani bu tarihteki bildiğimiz Uygurlar değil, doğa, çok kadim Uygurlar. Yani zaten Tibet'teki birçok kelime Türkçedir arkadaşlar. Mesela bardo halleri var ya, o bardo hallerinden bir tanesi Tingezin'dir. Tingezin ne demek biliyor musunuz? Tin Türkçe'de, o öz Türkçe'de ruh demektir. Yani ruh çıkıyor, geziniyor ya, Tingezin derler, Tingezin. Mesela bir tanesi. Zaten Tibet'in o lamaizmi, aslında şamanizmle Bön dini vardır. Tibet'in eski dini, o ikisinin karışımı oluşmuştur ve şamanizm de aslında bakarsanız işin aslı şudur. Yaklaşık bundan 15-20 bin yıl önce Atlantis ve Mu'dan gelen bir takım tekniklerin karışımı şamanizm arkadaşlar. Şamanizmle ortaya çıkmıştır. Ama bugünkü şamanizmle pek alakası yok. Eski şamanlar çok güçlü ve şunu da söyleyeyim, eski şamanlarda esas işi yürüten kadınlardı. Yani şamaniçe diyelim onlara şimdi. Ve bunlar çok kuvvetliydi. Dendiğine göre bir insanın kalbini durdurup yeniden çalıştırabiliyorlardı. Uzaktan ellemeden ha. Yani düşünsel manyetik gücüyle, düşünebiliyor musunuz? Kalbinizi durdurup çalıştırtabiliyor. Bu müthiş bir olay. Yani o derece güçlüymüş. Eskiler şu anki, şu an giderseniz işte bir Tuva bölgesinde var ama onlar daha çok böyle artık turistik hale dönmeye başladı. Yani o gerçek o eski şaman gücüne. O şaman güçlerinin bir kısmını zaten o Mısır'a giden Ailioğlu'la, Mısır'a gittiler ya, o eski Mısır'da korudular. Yani eski Mısır'ın o bütün esrarı, ezberlikli sırları o şaman kültüründen geliyor arkadaşlar. Bakın basit bir kanıt söyleyeyim ben size. Şimdi dünyada sadece 3 tane uygarlıkta tüy kullanırlar. Biri Kızılderililerdir. Biri Orta Asya şamanlarıdır. Bakın Kazakistan'a gidin, ben gittim. Müzede hala eski şeylerinde tüyler vardır onların. 3. Eski Mısır'da ilahların tepesine deve kuşu tüyü kaparlardı. Bakın deve kuşu tüyü, çünkü orada başka kuşu yok, deve kuşu var. Kızılderililer de ama kartal buluyor. Türkler de kartal buluyor. Türkler ve Kızılderililer, daha doğrusu Türkler demeyelim. Şamanizm diyelim, çünkü sadece Türkleri kapsamıyor. O şamanizm enteresan. Bir takım ya şaman uçuşu, şamanlar nereden biliyor ki bunları? İşte o eski Atlantis, o kadim bilgeliğinin ve psikik tekniklerinin o Manu'nun getirdiği ayiler yoluyla devamı. Ama tabii arada unutulmalar var, şunlar var, bunlar var, başka faktörler var. Yani iş o kadar çok faktörlü. Yani hemen böyle işte şudur, yok Türklerin ataları budur diye böyle nokta atışı o kadar doğru. Bir kere Türklerin sadece Türkler değil ki, Türklerin ataları diyebilirsiniz. O Kızılderililerin de ataları var. O aynı halk grubudur. Yani onların bir kısmı belki Bering Boğazı'ndan, belki başka şekilde bilemiyoruz, Amerika'ya geçmişler bir şekilde ve orada devam etmişler. Bu genetik yola kanıtlandı. Artık öyle sadece bir söylenti değil. Genetik olarak bugün genetikçiler genetik haritasını çıkarlar dünyanın. Yani nereden, hangi, kaç bin yıl önce
20 bin yıl önce mi geçtiler Amerika'ya, Orta Asya'daki bazı kavimler? Onu tık 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 çıkıyor. Hiç şey yok. Hatta mesela genetik yolla Etrüsklerle Anadolular arasındaki bağlantı Türklerle bugün Orta Asya Türkler arasındaki bağlantıdan çok daha fazla. Yani Etrüsklerin ne bileyim rakam %80'ler miydi neydi? Yani bağlantısı var. Orta Asya Türklerle bugünkü Anadolu Türklerin bağlantı oranı %3, %4'e düşmüş. Ama bunu bulan adamı az daha aforoz ediyordu İtalyanlar. Niye bizim kökümüzü barbar bir halkamı dayandırdın diye adamın başına bir çöktüler. Adam artık susmaya başladı. Bir şey söylemedi. Adam yani resmen bunu bilimsel kanıtladı. Etrüsler Anadolu'dan gelen bir halktır. Bunu genetik olarak Etrüsk mezarlarından alıyor, inceliyor. Türkiye'den de alıyor. Çıktı ortaya yani. Ama şey yapma, kabul etmek istemediler yani. Öyle kaldı. Maalesef böyle. Şimdi bu arada Etrüsk diliyi de şunu da söyleyeyim. O da nasıl söyleyeyim ben size? Değişik bir dildir. Değişik bir dildir. Etrüsk yazısı kasten bilinçli olarak papalık tarafından yok edilmiştir. Yani yazıtları kaybediyorlar. Enteresan bir şey. En uzun metin Etrüsk metni arkadaşlar. Mısır'daki Firavun'un mezarından çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Biri İtalya, biri Mısır. Yani İtalya'da bulunan Etrüsklerin o yazıtları ancak mezar taşlarında bir doğum bir ölüm tarihleri var o kadar. Başka hiçbir yazı yok. Çünkü Etrüslerin tek tanrılı bir öğretisi vardı. Bir takım şeyleri vardı. Papalık bunlara işine gelmediği için yok etmek için hepsini yok ettirdi. Bir tek işte şeyi buldular. O yüzden Etrüskçesi tam olarak da çözülmedi. Zaten Etrüsk dili Türkçe gibi eklemlemeli bir dildir. Ve bunun çözülmesine de bir Türk araştırmacının çok büyük katkısı olmuştur. Niçin? Çünkü şöyle yazılarının bazılarını sağdan sola yazıyorlar. Bunu da bir Türk buldu. Çünkü Avrupalı şimdi bu eklemlemeli dili olduğu için çözemedi. Zaten Avrupa'da dillerin büyük çoğunluğu bir tanesi hariç eklemlemeli değildir. Ve onlar soldan sağa diye düşünüyordu. Fakat bir Türk şöyle buldu onu. Bakıyor ki yazıtlarda harfler başlarda küçük sonlarda büyük. Adam yer kalmacısı sıkıştırmak için küçük yazmaya başlıyor. Küçük yazmaya başlıyor o şekilde çıkarıyorlar. Çıkardı o çocuk. Neyse bu Etrüslerin yazısıyla Orta Asya'daki bir takım o, hani Orhun abideleri falan filan vardı ya aşağı yukarı aynı yazıdır arkadaşlar. Şimdi yazının adını unuttum ama neyse yani ortak bir yazı sisteminin farklı versiyonları gibi bunlardan biri de Etrüsçeydi ve Etrüsler de arkadaşlar Latin alfabesi haline geldi. Yani bugün bizim kullandığımız Latin alfabesinin kökeni çok kadim bir geçmişi var. Çok kadim bir geçmişi var. İşte bilmeden kullanıyoruz.